Askeri eğitim, akademik yıl içi ve tatbiki eğitim dönemi olarak iki döneme ayrılmıştır. Askeri eğitim kapsamında piyade eğitimi, güvenlik eğitimi, askeri kültür, bireysel gelişim eğitimleri verilmektedir. Akademik yıl içinde uygulanan askeri eğitim, 2 ila 8 hafta süreli tatbiki eğitim döneminde de yoğun olarak uygulanmaktadır. Bu kapsamda tatbiki eğitim dönemi, kaçma kurtulma, hayatı idame ve göğüs göğüse muharebe, uygulamalı birlik eğitimleri ve birlik gezilerini de içermektedir. Yürütülen bu eğitim programlarıyla amaçlanan askeri ve bireysel disipline sahip, liderlik vasıfları gelişmiş, havacılığı bir yaşam tarzı olarak benimsemiş, vatan ve millet sevgisiyle yoğrulmuş, inisiyatif sahibi, yaratıcı düşünceye açık, ifade yeteneği gelişmiş, demokratik ve parlamenter sisteme yürekten inanan, Atatürk ilke ve devrimlerinin yılmaz savunucusu, profesyonel havacı subaylar yetiştirmektir.
Ve işte eğitim sürecini başarıyla tamamlayan öğrencilerin mezuniyet töreni. Bu yuvada Atatürk ilke ve inkılaplarının öncülüğünde sağlam karaktere sahip, özveri ve inançla görev yapabilecek yetenekler kazandırılmıştır. Şu anda bu kutsal yuvadan uçup göklerde onları bekleyen yeri almanın heyecanı ve mutluluğu içindeler. 2000'li yılların komutanları olacak genç teğmenler artık geleceğin dünyasına fikren ve bedenen hazırdır. Türkiye Cumhuriyeti ve büyük Türk milleti onların çelik kanatlarının pırıltısı altında daima hür ve bağımsız olacaktır. Yurtta ve dünyada barışı korumak için yükselen bu güneşler ebediyen korkusuz yaşanacak hayatların teminatıdır. Yolumuzda olsa da dağlar kalın bir perde, pervasız bir kartalız bu hudutsuz göklerde. Kalbimizde taştıkça bizi coşturan bu hız, semada olacağız ışık saçan bir yıldız.